Ay günaydın, vallahi günaydın, şu halime bakın. Şöyle bir günde gerçekten nasıl vlog çekmeye başladım hiç anlamıyorum. Hele ki şu tipimle. Arkadaşlar çok yoğun bir gün ve size çok şey göstereceğim bir gün. Ama ne olur önce şu saçımı bir düzelteyim ya. Şimdi canlarım arkadaşlarım, yeni bir videodan herkese merhaba. Gözümü yeni açtım. Gözümü açar açmaz da vakit kaybetmemek için videoya başladım. Artık Enfal sabah uyanınca tipi nasıl oluyor? Asla bunu merak etmeyeceksiniz. Ki zaten neden merak edesiniz? Öyle de bir şey var. Gerçek Enfal bu. 2 saniye önceki Enfal'i ne yapıyoruz unutuyoruz arkadaşlar. Sadece saçım başım biraz dağınıktı. Açtım ve düzeldim gördüğünüz üzere. Uzatmıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bu bir günlük vlog. Bugün ne yapıyorsam hep birlikte yapıyoruz. Dün Samsun'a gitmiştim. Kameramın şarjı olmadığı için ve hiçbir yerde de şarj edemeyeceğim için size vlog çekememiştim. Ama aldığım şeylerin hiçbirini açmadım. Hepsi aşağıda bekliyor. Şimdi annem İstanbul'dan bana koliler gönderdi. Bunları bir otobüsün altında gönderdi. Şimdi otogara gideceğiz. Onları alacağız. Ondan sonra eve geleceğim, hazırlanacağım. Hazırlanmadan önce size aldıklarımı gösteririm. Ardından Umut'un maçına gideceğiz. Bugün maç var. uyandım ya. Allah Allah, tamam. Saat 9 bu arada. Ondan sonra klasik günlük bir hayat nasıl devam ediyorsa öyleli bir vlog olacak. Bu şekilde. Hazırsanız başlayalım. Ben hemen üzerime bir şey giyip çıkmam lazım. Otogara gitmem gerekiyor. Ondan sonra da kargoya uğrayacağız falan filan arkadaşlar. Bugün yoğun bir gün. Her şey çok erken başladı. Daha fazla... Ya... Bir şey anlatıyorum. Daha fazla uzatmayalım. Günümüz başlasın. Hop bacanak çıktım evden. Otogara doğru gidiyorum. Bu arada otogardan alacağım şeyleri ben nasıl tek başıma taşıyacağım gram bir fikrim de yok. Öyle gidiyorum işte, birisi elbette yardım eder herhalde. Bu şekilde. O işimi hallettikten sonra da kargoya gideceğiz arkadaşlar. Bu arada annem ne kadar büyüklükte koli ve kaç tane koli gönderdi onu da bilmiyorum. Gazamız mübarek olsun. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Bayağı da açım. Yemek de yemek istiyorum. Bu her şey üst üste gelmiş. Enfal'in hayatında hep böyle zaten. Her şey üst üste gelir. Bir şeyin üstünde bir şey görmediğim zaman nasıl o zaman şaşırırım ben. Bunlar neden üst üste gelmedi diye. Kızlar şimdi metronun önündeyim. Arabanın gelmesini bekliyorum. Bana yarım saat orada olurum demişti. Bir saat oldu. Yine erken geldim. Yine bekletilen ben oldum. Şimdi işte otobüsün gelmesini bekliyorum. Ay yüzümde ne kadar karanlık ya. Bak yavaş yavaş aydınlanıyor. Bir aydınlanma geliyor. Bendeki bu enerjiyi ne yapacağız bugün peki? Bugün gerçekten bir enerjiyim, öyle mi? Öyle de uyanmadım aslında. Gergin uyandım ama. Bu arada şu parmağımı kargo açarken, daha doğrusu kargo açarken değil, açtığım kargoyu yaparken kestim. Aslında sadece şurası kesik arkadaşlar ama böyle et ayrılıyor gibi bir durum var parmağımda. Şöyle bir bant yaptım. Umut diyor ki aşkım oğaz olmamış mı, kolunu sarsay. Ay beni güldürmüştü. Neyse işte otobüsün gelmesini bekliyoruz. Burada boş yaptım ya. Sizi de boşu boşuna sıktım. Sürekli Fındıkkale gidip gidip geliyor ya. Bir tane metro gelemedi. Otobüsten aldığım tüm ürünleri şu şekilde ve bagajı olmak üzere yerleştirdim. Şimdi şunun altında kaldı kargoya vereceklerim. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben bile göremiyorum. Neyse onu alacağım. Kargomuz da burası. Buradan göndereceğim. Sonra da gerçekten artık eve gidip kahvaltı yapmak istiyorum. Şimdilik şu kamerayı ben kapatayım. Çünkü ellerim çok ağır olacak. Kamerayı taşıyamayacağım. Eve gidince görüşürüz. Ay kızlar, kargodaki işlerimi hallettim. Şimdi sanayide bir pidecide çay içiyorum ve şöyle yeni börekler çıkmış. Bunlardan alıp eve gideceğim. Bu hayatı da sen yaşıyorsun be Enfal. Bunda eve geldik. Yemin ediyorum ben şu mikrofonu kaybetmekten sıkıldım artık ya. Kameranın mikrofonunu niye çıkartıyorsun ki Enfal? Allah'ın aşkına ya. Her seferinde aynı hatayı yapıyorum. Neyse şimdi ufak bir makyaj, ardından hemen evden çıkmaca. Buraları hızlandırayım hatta. Evet, en azından makyaj videosu da çekmiş olurum.
hazırım arkadaşlar. Bir sweatshirt, bir pantolon ve çıkacağım. Makyajım da bu şekilde oldu. Kamerayı yanıma almıyorum çünkü stada almıyorlar. Orada telefonla çekmeye devam edeceğim. Bu şekilde hazırsak çıkalım. Hemen size alıntıyı gösteriyorum. Vallahi telefonla vlog çekmek daha kolay. Kamerayla bayağı zorlanıyorum. Neyse sonuç olarak geldim arkadaşlar. Şu an maçı izliyoruz. 0-0. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılırız buradan. Evet. 2-0 yendik. Şimdi eve geldik. Umut'u tesisten aldım. Pek çekim yapamadım arkadaşlar. Hiç çekim yapamadım hatta. Bunun sebebi de o kadar çok ses var ki. Yani ancak böyle normal canlı maç yayını falan yapmam gerekiyordu yani. Bir vlogun içinde bulunabilmesi için. Neyse şimdi eve geldik. Hemen şipşak bir yemek yapıp ardından şu rezaleti toplamayı düşünüyorum. Aynı rezalet şurada da var. Evi toparlamaya girişmeden önce dün aldıklarımı size şimdi göstereyim istedim. Saçın dağınıklığı yüzünden stres çekiyorum her videoda ya. İdare eder miyim? Ederim. Birinci poşetimizi açtık. Evet, ilk aldığımız şey şu Tefal'in tencereleri. Bundan ben İstanbul'da da almıştım ve gerçekten çok fazla memnundum. O yüzden buraya da aldım. Özelliği. Şimdi bunlar hem buzdolabına giriyor hem de fırına giriyor. Fırın kabı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bir de şöyle klipsleri var. Buraya takıyorsunuz. Şöyle taba oluyor. Ocakta mesela sadece tek bir klipsle tak çıkar tak çıkar. Bir bunu bir de bunu pişirebilirsiniz. Bayağı kolay oluyordu bunu kullanmak. O yüzden buraya da aldım arkadaşlar. Birinci poşetimizden bu çıktı. İkiye geçiyoruz. Bunlar porlant olması lazım. Zaten evet. Hepsini küçük küçük kollere koydular. Yolda kırılmasın diye. Çok da iyi yaptılar. Gerçekten bayağı böyle 2,5 saatlik falan bir yoldan geldik. Kırılabilirlerdi. Bunların bende farklı renkleri vardı. 2 tane. Şimdi 2 farklı rengini daha aldım. Böyle servislik gibi bir şey. Servislik. Bir de şu rengini aldım. Bende de mavi ve mor var. Şimdi böyle güzel bir takım oldu. Bunun yemek takımı da var bende. Bir de yine böyle farklı bir sunum tabakları aldım. 3 rengini aldım bu arada. Bunları çok severek aldım. Onu göstereyim hemen. Şöyle kupalar aldım. Çok güzel değiller mi? 2 tane bu renk, 2 tane de. Gerçekten bayağı beğenerek almıştım. Şimdi görünce yine mutlu oldum. Yer şimdiden arkadaşlar çöp olmaya başladı. Şöyle reçel kaşıkları aldım. Ondan sonra bunları çok beğenerek aldım. Hemen gösteriyorum. Bardak altlıkları. Şöyle makarna kasesi aldım 2 tane. Bazen çünkü hiç yemek yapmadan sadece makarna yediğimiz ya da böyle onun gibi türevi şeyler yediğimiz günler oluyor. Onun için böyle bir derin tabağım yoktu. Güzel oldu. Bunlardan aldım. Bir de şöyle salata tabağı. Bunların da kağıtlarını çıkartalım. Hatta ben şunları şu ortadan bir kaldırayım ya. Önümde bir şey gösterecek yer kalmadı. Tefal'den aldığım yine bir şeyler var. Birincisi benim rondom ve blenderım yoktu. Aylardır yoktu. Tüm yemekleri onlarsız nasıl yapıyordum bilmiyorum ama yapıyorduk yani bir şekilde. Smoothie makinesinde mercimek çorbası yaptığımı bilirim ben. Bir tane bu şekilde otomatik soğan doğrayıcı ya da herhangi bir şey ceviz doğrayıcı vesaire öğütücü aldım. Bayağı güzel bir şey ama çok da portatif. Bu şekilde tutup çekiyorsunuz içerisindeki bıçaklar dönüyor. Güzel bir şey. Sonuç olarak şöyle bir rondo arkadaşlar. Klasik rondo işte yani. Hepimizin bildiği analarımızın evinde olan klasik rondo. Ama şöyle parlak bir rengi var gözüküyor mu bilmiyorum da sevdim bunun ışıltısını. Sıradaki poşetimize geçelim. Sonra L022'den şöyle bir banyo seti aldım. Benim bu girişteki misafir banyomun yere yaralısı falan yok. İnsanlar yere basıyor yani. Bayağı kötüydü. Bu da böyle yumuş yumuş bir dokuya sahip. Bayağı bayağı güzel. Kendi tuvaletime koysam diye düşünüyorum ama Allah'tan benim tuvaletim buradakinden küçük. Yoksa bunu kesin çorlamıştım. Şöyle şu desende, bunu göstereyim hatta açacağım zaten. Şu desende bir yemek masası örtüsü aldım. Yemek masamın örtüsü de yoktu. Böyle göstermiş olayım. Bunu da bir yıkar, öyle kullanırım. Ardından, Allah çok güzeller ya. Şöyle bir fırın eldiveni ve yine aynı desende bir önlük. Çok güzel değil mi?
Lütfen saçma sapan şeyler aldığımı düşünmeyin. Düşünüyorsanız da bana söylemeyin. Vallahi üzülürüm. Bence çok güzel ve çok gerekliler. Şöyle katlayalım. Ne yapacağız bunu? Fırının üstüne asacağız tabii ki. Misafir terliğim yoktu. Misafirlere terlik aldım. Dolabı sileceğim. Bunları öyle koyacağım. Çünkü bunlar da kirlensin istemiyorum. Bir tane de şöyle bir terlik aldım misafirler için. Bunu Umut'a aldım. Umut'a gösteremeden uyudu. Ama sevecek bence. Çok güzel değil mi? İçi böyle yumuş yumuş. Altında şu kaydırmaz pedileri de var. Bayağı güzel. Bir tane de şöyle dekoratif mum aldım. Baktığım zaman başka alışverişle ilgili gösterebileceğim bir şey yok. Kendime bir eşofman aldım. Onu da göstermeye gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Umut'a 3-4 parça bir kıyafet almıştım. O kadar. Hiçbir şey almamışım. Görüyorsunuz değil mi? Kendime hiçbir şey almamışım. Sadece mutfağa çalışmışım. Ben oldum oldum. Oldum ben. Ev hanımının tekiyim artık. Ben kesinlikle oldum. Oldum. Bitti. Kesin. Kesin. Kesin yani. Kesin. Ne olur şuranın haline bir bakın. Kim toplayacak bunları? Bir de şurada arkadaşlar şeyler var. Ne onların adı? Siz söyleyin. Annemin gönderdiği koliler. Ben toplayacağım. Bu arada bu kolilerin içinden de topuklu ayakkabılarım, bazı seramiklerim ve askı, aynı zamanda çay çıktı. Çayı görüyorsunuz değil mi? İşte Rizeli olmak bunu gerektirir. Neyse bunları böyle tek tek yukarıya taşıyacağız. Hepsini yerleştireceğiz. Özellikle şu ayakkabıları. Bu kadar. Bir de şu tuvalete şeyi serebilmek için yeni aldığım o yer paspasını yerleri silmem gerekiyor. Onu hallettikten sonra yerdeki duruşunu da göstereceğim size. Sırayla toparlanırken bakın ne oldu arkadaşlar. İşte bizim su sevdamız. 13 şişe su söyledik ve bunları stok yaptık. Hepsini ben balkona atacağım yarın. Şu an yapabileceğimi zannetmiyorum. Böyle bittikçe tek tek alıp getirip damacanaya takacağız. Sonra susuz kalıyoruz. İlla ki evden dışarı çıkıp su almamız gerekiyor vesaire. Bunlarla uğraşmayalım diye 13 damacana su söyledik. Bu da bekçileri. Şimdi size inanılmaz bir hikaye gösteriyorum arkadaşlar. Umut'un silahı. Umut. Düşmanı. Köpüğü bununla korkutuyor. Bunu gösteriyor köpüğe. Köpük korkuyor ve yanına yaklaşmıyor. Tırnağını keseceğim onu. Ne yapacağım? Buramı çizdi. Ben de ceza olarak tırnağını keseceğim. Tamam ama oranı senin yüzünden çizdi Umut. Benim yüzümden de köküne kadar keseceğim zaten. Dalaşmasaydın o zaman hayvana. Sen elini ağzına sokarsan hayvan ısırır. Köpüğünü... Isırmadı. Tırnağıyla çizdi. Tamam olabilir. Onu da yapar. Tırnağını keserim. Neyse arkadaşlar. Silahımız masamızda. Bu da yavrum kıyamam. Hiçbir haberi şeyden yok. Haberi yok. Yatıyor burada. Kaçtı. Bir posta kaçtı benden. Şimdi yemekten sonra onu ben bir zopalayacağım. Bu arada gerçekten kaçtı. Üst kata kaçtı. Umut da üst kata kovaladı. Hiç mi üşenmedin ya? Dışarıdaki seslere bakın. Arkadaşlar saat kaç? Saat 10. Dışarıda tadilat yapıyorlar. Saat 10'da bizim kahvaltı yapıyor olmamız garip değil. Gecenin 10'da dışarıda tadilat yapmaları garip. Neyse ki kahvaltı her öğünde yenilebilecek bir yemektir. Bakın ben neye karar verdim. Şöyle yapalım en iyisi. Bu video 2 günlük bir vlog olsun. Çünkü yarın Ordu'ya kahvaltıya gideceğiz. Bir şehir değiştirmemiz olacak yani. Arkadaşlarımızla gideceğiz. Bir de odama yeni gelen eşyalarımı falan dizmem lazım. Bu ayakkabı, işte bu ayakkabı kolisi falan var gördünüz. Benim ayakkabılarım ve çantalarımın olduğu odayı da görmemiştiniz siz tam anlamıyla. Hem onu göstermiş olurum size, hem yarın da güzel bir gün geçiririz diye düşündüm. O yüzden videoyu bir gün daha uzatmaya karar verdim. Şöyle yapıyoruz. Ben şimdi yatıyorum, sabah erken kalkıyorum ve Ordu'ya kahvaltı ediyoruz arkadaşlar. Bütün bulaşıkları falan da yerleştirdim. Her şey çok temiz, yerli yerinde. Şimdi çıkıp hemen uyuyacağım. Sabah görüşürüz. İnanılmaz ki baskın rengi önce söylenir. Umut çok bazen uzattığınlar oluyor. O zaman sor bakalım videodakilere. Bu siyah beyaz mı koyayım mı yoksa beyaz siyah mı? Eğer bu siyah beyazsa bu hangi renk? Yani bunların da kesileceğinin farkındayım ama işte. Niye kesilecekmiş? Çünkü haksızsın. Çok. Haksız olduğun için de... İşte hadi artık, hadi. Yürüyün, hadi. Yetmez.
Biz hazırız arkadaşlar. Bir çık da aynalık yemez. Yüreğin yetmez. Biz hazırız ve çıkıyoruz şu anda. Yürü. Ben de gözlük takarım. Tamam, hadi bir daha o zaman. Biz hazırız ve şu anda çıkıyoruz arkadaşlar. Kapıda bizi bekliyorlar. Bizi almaya geldiler. Aşkım niye öyle duruyorsun? Hazırız. Tamam. Olaya bakın. Ordu'da kahvaltıya gideceğimiz yerde yağmur yağıyormuş ve Ordu'ya gidemiyoruz. Ordu'ya mı gidiyoruz? Merve arasana hayatım. Kardeş nereye gidiyoruz? Bu arada Merve de kahve yapmış. Uzun yola çıkıyoruz diye. Şey değil miyim ben şu Çanucu elma uzatan ya bu üstümüze dökülürse vallahi çok koymam. Yarım koydum ya. Ya kahvaltıyı burada yapıyorsak bordo maviye gidelim yemeğe. Aşkım sen bir Ordu'ya doğru yol al. Bir de peçete gibi bir şey. Ordu'ya gidiyormuşuz kahvede. Arkadaşlar. Kahveyi de içemiyorum zaten araba fınk fınk sallandığı için. Çok şey değil mi? Sen bir Ordu'ya bir sür. Aşkım Ordu'ya mı sürüyorsun? Evet Emre'cim Ordu'ya sür. Tamam Ordu'ya sür diyoruz. Ona soruyor. Ordu'ya sürme desek yine soracak. Emrem sen bir Ordu'ya doğru yolunu al. Sarımışları gitmeden bir yolla bakayım. Emre ya da sen bir sağda dur da ben bir şoför kosta geçebilir miyim? Gerçekten şu konfordan sonra ben bir daha Samsun'a araba sürmem. Ben mi sürerim? Sen de sürmesin Emre kardeş mi sürer? Ben. Radara da girdin. Yüzüne bir şey falan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aa, bu arada radar bana göz kırptı. Bir dakika çok komik bir şey söyleyeceğim. Efe'ne dedim ki 5 dakika önce falan radara girmeden önce. Adam var dedim ya tepesine ışık koyuyor ya da hani farı dedim açık sana dönük duruyor dedim. Bir tane sevdiği şarkıyı açtı daldı. Gidiyor dedim ki Enfal radar hani yavaşla falan dedim. Ha öyle mi ya dedi. Adam uzunları açıp Enfal'i bile kıstı. Evet çıktı. Uzunları açıp benim bana bir göz kırptı. Yemiş oldum zaten. Ama o zamana kadar... İki kere uzun yola gittim. Ama Umut, o zamana kadar karşıma çıkan bütün radarlarda saniyesinde hız kesip hepsinden kurkul payı kurtuldum. Giresimde patladım ya. Bir şeyle girmedim ya. 310 lira, 304 mü, 314 mü öyle bir ceza geldi. Tahminim %20 yanılma payıyla girdi. Yok şey. Evet eğer, evet çok haklısın. Eğer yol 120'likse 130'a kadar gidebilir ama o yol bence 90'lıktı. Ne diyorsun? Kanka o yol dediğin bu şey yolu işte. Ordu'yla şeyin arası, Giresun'un arası. Tam şeyin orada ya. Aydınbalık. Gerçi burada 120 yok. 110 var. Tahminimce evet. Büşra'ların evinin orada yedim yani. Hatta orada yedim. 130'la gidiyordum. Bir şeyle de gitmiyordum yani. Bari 160'la gidiyor olaydım da ceza yiyeydim. Hiç de gitmez. Hiç gitmez. Aa, ben çok çok inanılmaz hız kurallarına uyan bir şoförüm değil miyim? Evet. Evet öyle. Evet arkadaşlar dediklerine inanın. Şöyle bir yere geldik. Burada düğün varmış. Yanlış gelmedik inşallah. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Yol bu arada Giresun'dan 50 dakika sürdü. O kadar da uzak bir yol değilmiş. Ya siz benim kocamın ne kadar yakışıklı olduğuna da bir bakın ya. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Maske almadık yanımıza. Ne kadar güzel oldu. Moda danışmanım sen olduğun için. Evet. Bunu almıştım Umut'a da şeyden. Gitmiştim ya Samsun'a AVM'den. Çok yakışmış. Allah Allah adam sıkma diyor. Yok efendim sıkma yani. Daha yeni sıkıldı hatta. Aynen. Merve asla meyve suyunun sıkma olduğuna inanmıyor şu an. Kesinlikle sıkma. Abi hepsinin portakal posasının boyutu aynı olamaz. Git ölç istiyorsan. Neyse kahvaltımız. Dostum düşmanım değil mi? Telefon al hayatım. Şöyle. Gözümle ölçtüm hayatı. Oha bizim şeyden mi? Yöresel lezzet. Kurasa kavurması gibi bir şey mi? Masa nasıldır ya? Güzel oldu ya. İyi iyi. Seçenekleri beğendim. Merve'nin abisinin düğünü de öğrendim. Çok eğleniyorlar ya. Keşke biz de girebilseydik içeri. Bizi davet ederler mi acaba? Keşke bizi de davet etseler. Ben tuvalete girecektim girmedim. Ama yalnız. Etmezler ki. Niye etsinler? Ben de olsam tanımadığım birini düğüne kabul etmezdim. Sorun çıkartıp çıkarmayacağını nereden bileyim? Ankaralı olduğumu belli etmemeliyim.
Biz şimdi 101 oynamak için Merve'lere geldik de ben size Merve'lerin manzarasını gösterdim mi? Aşkım sen benim manzaramsın, Merve'lerin değil. Anladın mı? Bakar mısınız şuna? Alabildiğine deniz. Böyle bir manzarası var. Yine yenilmeyi mi yazdın? Yine derken. Biz hep yeniliyoruz ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz direkt kulübe söyleyin. Maaş hesabımızı bizim hesabımız yapın. Çünkü aynı şeye denk geliyor. Yap koçum yani. Şovunu yap. Allah aşkına. Bir şey diyeceğim. Oyun 4-4. Bugün 4-4 mü? Evet. Şovunu yap aşkım. Sen orada şovunu yap. Biz 6'dır yeniyoruz da. İstediğin gibi söyle. Hiç seni bozmayacağım. İstediğin gibi konuş. Aynen. Maaşı bağlayacağım sana. Aynen. Hep kazanıyorsunuz. Bütün maaşımı elimden aldın, kazandın. Bravo. Hiç bozmayacağım. Tebrik ediyorum. Daha yalancı bir kocam var. Aynen yalan söylüyorum ben. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Benim kocam da bir o kadar yalancı. Şıracı ya. Bunlar gerçekten... Bir şey söyleyeceğim, ben de şıracıymışım. Yani size diyecek söz bulamıyorum. Bu kadar yenilmenin üstüne bari yalan söz sıkma. Bu kadar yenilmeyin mi? Ya. Oğlum inatlaşma diyorum. Abi gelemem. Merve. Siz istediniz, daha ben son sözümü söylemedim. Şu manzarayı size bir de yukarıdan göstermek isterim. İnanılmaz güzel değil mi? Bizim evdeki hakkımızı da almışlar gibi. Bakın şuradan devamı gözükmüyor. Gördüğünüz gibi şurada bitiyor. Daha da devamı var aslında ama gözükmüyor. Kardeşim tüm manzaralı eve konmuşsun be. Giresun'un bütün manzarası senin evine mi verildi kardeşim be? Mermelerden bir bu iğdeyle yakalanmam. Ben? Ağzıma yapışıyor. Bir önceki mermelerdeyim videomda da İstanbul'un manzarasını satın aldığımı düşünmüştüm. Şimdi Giresun. Tüm manzaralar benim olacak. İşte uyumayacaksın, ayık olacaksın ki yenebilirsiniz yani. Rüyanızda anca işte rüyanızda görürüz. Evet, başlıyoruz şimdi oyuna. Sonuçtan haberdar edeceğim sizi. Hüsran kardeş. Olmadı. Otomiye olsaydı ya. Ne düşünüyorsun? Yapamadık. Az çok umutluydum bugüne dair. Kazanamadık. Vamos, vamos, vamos. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kazanmakla kaybetmek kardeştir. Aynı aradan doğmuştur. Aynen. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Gerçekten moraller bozuk. Şimdi biz de umutla kalkıp eve gidiyoruz. Bunları ikna etmeye çalıştık, bize gelin diye de gelmediler. Niye öyle oldu bilmiyorum. Gelsenize ya. Evcilik oynuyoruz. Size bağımlı. Tamam gelin işte, maçı izleyeceğiz. Film izleyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Hadi. Film izlemek iyi olur. Sadece sen mi tark? Biz de tark. Ben hanımına dersen. Hadi hanım ya. Haber atıp bana atma. Aşkım gidelim diyor. Çocuk kabul ediyor, sen kabul etme. Sen gelemezsin, senin suçun. Hadi. Ortalık dağınık. Sen değilsin. Celal Monkey. Ne yapacağız şimdi size gidip? Makarna yapacağız. Ben bir de Umut'a... Tamam yapacağım ya. Kıymalı makarna yapacağım ya. Tamam. Kıyma var bende. Tamam. Kıymayı da al. Kıyma var, kıymayı alacağım. Tamam al yanına kıymayı. Kıyma kavurup kıymalı makarna yapacağız salçalı. Umut'a köfte yapacağım ben. Sonra bunlar maç izleyecekler. Ondan sonra film izleyeceğiz. İstiyorsan bir el daha oyun oynarız. Yerim Bey, biz doğmadığımız için gel oynayacağız. Bak bundan sonra şuraya para keş koyana. Evet, ikna ettik. Bir kıymalı makarna çözdük işi. Biz eve geldik. Durum bu arkadaşlar. Merve çölyak olduğu için o kendine glutensiz makarna yapıyor. Biz glutenin Allah'ı. Neyse şimdi makarnamızı yapıyoruz. Hazırlık aşamamız devam ediyor. Sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten evcilik oynuyoruz ya. Bir onlarda bir burada. Eve geldik, yemek yaptık, yedik. Şimdi gittiler. Saat bu arada 11.32. Anca gittiler. Ben de ayakkabı odasına geldim. Buraya şimdi ayakkabılarımı yerleştireceğim. Yalnız çok fazla yazlık ayakkabı da var. Onları böyle en üst kata koyup hiç alakam olmayacak yerlere koyacağım. Ardından işimiz bitecek inşallah. Neyse şu kamerayı şuraya sabitleyeyim de şu dolabı bir yerleştirelim beraber. Mesela benim terliğe falan ihtiyacım olmayacak. Bunları en üst kata şöyle koyabilirim. Terlikli bir işi yok.
Arkadaşlar burası şöyle bir yer oldu. Aşağıda bu şekilde böyle kışlık ayakkabılarım. Yukarıda da burada böyle çantalar var. Burada topuklu ayakkabılar. Şöyle spor ayakkabılar. Ve tekrar kışlıklara dönüyoruz. Bence iyi oldu diye düşünüyorum. Sadece eksiklerim var. Şuraları toparlamam gerekiyor. Bunların içinde makyaj çantaları vesaire var ama hepsi dağılmış şuralara. Sonra burada bağcıklar var, yedek bağcıklar. Bunlar için bir kutu yapmam lazım falan filan. Buraları da toparlayacağım. Bunları yarın yaparım diye düşünüyorum ama. Şu kemerleri elemem lazım falan. Bu odada işler var ama ortalama şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Size göstermiş olayım. Günaydın. Bu video hiç bitmeyecek mi ya Allah aşkına? Sürekli mi devam edecek? Evet. Burada bir düzenek kurulmuş. Hemen size düzeneği gösteriyorum. Şurada bir şeyler izliyor. Şurada zıplıyor. Ve bir spor sabahı. Hazır buraya kadar geldim. Bütün ayakkabılarını yıkamıştım. Onları alayım da bağcıklarını takarım. Şu ayakkabıları almaya geldim. Ayşe zıplıyor. Ne? Gel. Bir set şeyine yardım edeceğim. Ağırlığın altında kalmayayım diye. Boğazıma düşer valla. Hadi sen elle mi? Ben yardım et deyince. Tamam. Bir şey yapma. Tamam. Bırak sen. Bir set daha var. Kaldıramazsam diye kaldırdım. Bir set daha bu. 90, 100 kilo deneyim mi bir de? Ne deme ya? Ne yapacaksın 100 kilo? Bir deneyelim belki kaldırır. Zaten bak. Var. Sakatlanacağım bir şey sakatlık olacak. Sakatlık değil ya. Kızım. Remax'e deneyim ya. Maksimum bir repetition. Maksimal bir şey. Normalde beni bacakların üstüne oturtturuyordu. Bugün niye bunu yaptırttı anlamadım. Neyse şimdi kahvaltı hazırlamaya iniyoruz. Umut da o zamana kadar işlerini bitirir. Ben de ütülükleri aşağı indiriyorum. O değil de sadece bir ayakkabının bağcığını bağlayabilir. Aa, yıkanmış çamaşırlarımda kim var? Sen de mi ütülendin? Ütülendin mi köpüğüm? Ne oldu? Oh, ütü bekliyor bu da burada. Yerim seni canım oğlum benim. Oh mis. Mini bir Türk kahvaltısıyla hazırız. Bir de televizyondan Gora açacağız. Ondan sonra Umut işe gidecek. Biz de artık ne işimiz varsa ona bakarız. Umut gitti. Benim tabii ki de çok işim var arkadaşlar. Oje süreceğiz daha. Sinirlerim inanılmaz bozuk ya. Lanet olsun. Video niye bitmiyor ya bu video? İnanın gece oluyor. Güle güle diyeyim diyorum. Görüşürüz diyeyim diyorum. İçimden gelmiyor. Hemen bir kapanış yapıyorum diyorum ki sabah devam edersin efendim. Ömrümü videoya çekebilirim gerçekten. Neyse şimdi size şu ojeleri nasıl sürdüğümü göstereceğim. Çünkü gerçekten enfal taşırmadan nasıl sürüyorsun diye sorular çok fazla geldiği için bunu bir paylaşayım dedim sizinle. Taşırmadan sürmüyorum aslında. Elbet taşan noktalar oluyor ama parmağımla şu şekilde temizliyorum. Bugün ojeyi birlikte sürelim. Şöyle ucunu ojeyi alıyoruz. En dibe dokundurarak yukarıya çekiyoruz. Bu şekilde. Daha fazla kat geçmiyorum. İkinci katta zaten bu tamamen oturmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Bu arada niye taşırmadan sürdüm bilmiyorum. Yalancı çıktım şimdi. Neyse. Birazdan taşırım kesin. Önce böyle ortalarda fırçadaki ojeyi dağıtıyorum. Ardından bu şekilde yukarıdan aşağı tutup çekiyorum. Thank you.
Ben bir şey yaptım. O sırayı da çekmedim. Çünkü izlerken bana uyuz olmayın diye tırnaklarımı kısalttım arkadaşlar. Bir de şey sürdüm. Normal normal bir açık renk oje. Çünkü neden? Bana hak verin. Temizlik yapıyorum sabahtan akşama kadar. Şimdi şu güzelim ojeyi ve uzun tırnakları nasıl kaldırsın? O yağ çözücüler ve kireç çözücüler. Bu hafta arkadaşlar evde çok fazla işim var. Dolayısıyla tırnaklarımın kırılmasındansa, çünkü çok deterjana falan girince tırnaklar zayıflıyor biliyor musunuz? Kırılmasındansa dedim ki Enfal, bunları sen kendi rızan, hür iradenle kısalt. Elbet uzar. Uzatırsın sen. Zaten çok fazla suya giren tırnak uzar biliyorsunuz. Nereden nereye? 5 ay önce neredeydim, şu anda neredeyim ya? Gerçekten şoktadayım. Her neyse, tırnakları kısalttım. Bunun da ufak bir bilgisini vereyim dedim size. Bir de şöyle bir siparişim vardı. Allah, ojeler de bozulacak ama. Jerf'ten şöyle bir üst aldım. Bunun bu kadar küçük durduğuna bakmayın. Bu inanılmaz genişliyor üzerinize giydiğiniz zaman. Bir de şöyle lacivert bir tayt aldım. Instagram'dan takip edenler bilir. Ben bu markanın baya baya hastasıyım. Spor üstleri de inanılmaz kaliteli. Yıllarca kullanabileceğiniz ürünler. Düşünüyorsanız aklınızda bulunsun. Sıradaki işimize geçelim. Bakın bakalım burada kim varmış. Ve kim doktora gidiyormuş. Bir iğne sürecimiz olacak arkadaşlar. Eminim ki Köpük pek mutlu değil ama. Köpük Bey, Köpük Bey'im, geldik. Hazırsan inelim. Bir ufak stresimiz olacak. Oo, buyurun buyurun. Buyurun Köpük Bey, hemen sizi alalım. Buyurun. 3.750. 4'e yakın. Geliyor, artar. Kısırlaştı ya. Evet. Kısa zamanda iyi kilo alacak. İç parası için iğne yapacağım. Herhalde şey gibi bir şey olmaz değil mi? Böyle obez gibi bir kedi olmaz herhalde. Yani kontrollü besleme yaparsak olmaz. Hı-hı. Yoksa böyle her istediği zaman mama verirseniz olur. Beyaz kedi ya, biraz daha yatkın. Şöyle, biz günde bir kere mama veriyoruz. Önünde duruyor mu sürekli? Duruyor. O tamam. Git gel, git gel bitiriyor. Onu daha da vermiyoruz. Aşırı vermiyorsunuz değil mi ama? Yani aşırı bir avuç kadar. Tamam, yeterli. Bir avuç kadar. Yeteriyor, ona yetiyor. Aynen öyle. Gidip gelip onu bitiriyor. Nereye? Nereye kaçma peşindesin? Arkadaşlar şimdi eve geldim ama siz bizim komşumuzun köpeği Tarçın'ı tanıyor musunuz? Köpüğün en yakın arkadaşı diyebilirim Tarçın için. Sürekli böyle camdan bakışıyorlar. Tarçın'a çok üzülüyorum çünkü Köpük'le oyun oynamak istiyor. Hep böyleler. Ne oldu köpüğüm? Ne oldu? Bak arkadaşın geldi. Oo, kıyamam ben size ya. Bunlara gerçekten çok üzülüyorum çünkü birbirlerini çok seviyorlar. Saf bir sevgiyle bağlılar birbirlerine. Ben şimdi köpeğe yaş mama verip onu dünyanın en mutlu kedisi yapacağım. Hareketlerini de izleteceğim size. İnanılmaz komik bir şey oluyor gerçekten, mamayı ilk aldığı zaman kokusunu deliriyor. Neymiş ya bu? Aa. Ne bu? Dur bakayım. Ne bu? Git bakayım. Ne bu ne? Tamam, tamam. Kamerayı kapatmaz. Ya kameraya nerelerini gösteriyorsun? Hayır, elini sokma, ye. Eve geldim de ben size şunları göstermedim değil mi? Bunları oturma odası için almıştım. Hemen çıkartıyorum. Şu yastıkları böyle düzenledim bu arada. Bakın şu yastıklar. Allah! English Home'dan almıştım bunları. Böyle koltuğun üzerlerinde güzel durur diye düşünerekten. Bir tane açık renk aldım. Diğerini de çıkartayım, göstereceğim. Bir tane de koyu renk. Şimdi bunları böyle bütün koltuğun üzerine dağıtacağım. Bir maske yaptım. Size onu göstereceğim. Genelde bunu gösteriyorum zaten Instagram'dan ama biliyor musunuz bilmiyorum. Şu var ya, inanılmaz güzel bir maske ve 2 yıldır hala bitmedi. Yarısı dolu. Bakın şöyle gösterebilirim. Gözüküyor mu hiç? İnşallah gözüküyordur ama. Yarısı dolu ve inanılmaz güzel bir maske. Böyle simirceniz falan çıktığı zaman yapıyorsunuz, anında detoks. Bu arada şu duruma bakar mısınız? Rezalet. Duşun içinde olması gereken bütün ürünler tuvalette şu an. Bunun için bir banyoyu toparlama ve düzenleme videosu çekmek istiyorum açıkçası. Bunu da birlikte yaparız diye düşünüyorum. O yüzden şimdi bir şey yapmayacağım. Müsait olduğumuzda yaparız. Şimdi sizinle şu
kazak dolabını toplayacağım. Çünkü oradaki kazakları, pardon, sweatshirtleri şuraya aldım. Biraz daha iyi oldu. En azından orası kazaklar için boşalmış oldu. Kış geldi çünkü. Orayı yapacağız birlikte. Şimdi yaptığım plan şu şekilde. Buraya kazakları koyacağım. Yani önü açılmayan, hırka olmayan kazak dediğimiz budur çünkü. Burada hırkalar olacak, fermuarlı olanlar ve hepsi bu kadar. Başka da plan falan yapmadım zaten. O yüzden önce şuradan fermuarlı olanları ayırıp böyle aşağı almam lazım. Biraz böyle altta çok da az ya da üstte çok altta az gibi bir durum olabilir. Olacaktır da. Mesela giymeyeceğim fazla şey var ya. Ben bunları dolaptan satacağım galiba. Benim tekrar bir dolap ayıklaması yapmam lazım. Benim başka aşağı koyabileceğim hırkam yok mu ya cidden? Nasıl olmaz ya? Ben bunu giymem, her şunu ben satacağım. Bunu direkt dolaba koyacağım. Bakıyorum. Şu beyaz da burada alakasız kaldı. Bunun yeri burası olmalı bence. Ama bunun kolu bozuldu şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Gece gece karşılaştığım duruma bak, vaziyete bak. Ama ben kendim soktum bu duruma. Tabii kimse bana demedi gecenin bir köründe dolabını düzelt diye. Ben kendim şunu dolap uygulamasına koyarım diye düşündüm. Çünkü şu zamana kadar giymediysem bir daha da giymem demektir. Tamam. Bakıyorum. Bunların hepsi elbise trikolar. Bunlar kazaklar. Bunlar da hırkalar arkadaşlar. Burası gayet iyi oldu. Onun dışında şu spor çekmecesinde biraz düzenlemem gereken yerler var. Çünkü buraları bayağı karıştırdım ben zamanında. Hazır buradayken hemen şunları bir düzen çekelim. Hatta ben kamerayı da buraya doğru alayım, her şeyi görün. Bu spor çekmecesinin de hali vakti bu şekilde oldu arkadaşlar. Burada braletler duruyor. Burada spor üstleri, spor taytları ve bunlar da spor taytları bu arada. Sadece Jerf'le diğer markaları ayırdım. Arkadaşlar yatağa geldim ve beynimden geçen yine ya hayır olmaz ya, vallahi olmaz, billahi olmaz ya. Kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Yatağa geldim, diyorum ki Evhal hadi bir sürpriz daha. Yok, bugün de çok şey olmadı. Dolayısıyla bir video böyle bitmez. Sen bir gün daha uzat vlogu. Daha neler ya? Daha ne kadar uzatabilirim Allah aşkına? Neyse Eva, kendini ikna etmeye çalışma. Bu şekilde olacak iş değil bu. Artık bu videoyu sen bitir. Kaç gün oldu ya? Kaç gün oldu bilmiyorum. Gerçekten kaç günlük vlog oldu bu? 3 mü? Öyle bir şey herhalde. Böyle şu videonun tamamının benim bir günüm ettiği bir günde çekeceğim arkadaşlar size farklı bir vlog. Çünkü gerçekten ertesi güne bıraka bıraka hem bütün işlerim yarım kalıyor. Aslına bakarsanız videoda göstermediğim o kadar çok günlük toparlanmaca ve temizlik işlerim oluyor ki. Bunu göstermiyorum size çünkü her gün mü aynı şey diye başımın etini yiyebilirsiniz diye. Benim böyle gün içerisinde farklı bir şeyler yaptığım ya da böyle farklı işlerim olduğu zaman vlog çekmek istiyorum. Size o günlerimi de göstermek istiyorum. Şu anda boşu boşuna 3 günümü kitlemiş gibi hissediyorum gerçekten. Ne olur yanlış düşündüğümü falan söyleyin. Daha fazla uzatmayacağım. Bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bu arada kocam yok arkadaşlar. Kampa gitti. 3 gün bu evde yalnız. Köpük ben ve yalnızlığımla.